Benim için çok ağır dönemlerdi. Yani annemi trafik kazasında kaybettim. Çok hiçbir zaman bize açık açık söylenmemesine rağmen bir tren kazasıydı. Ya beni ya abimi kurtarmak için kendini feda etti. Şu an 40 küsur yıl oldu onu kaybedeli ama yası hala içimde. O hiç bitmiyor onun sevgisi ve özlemi ve hasreti. Mesela Farah Zeynep Abdullah, mesela Gökçe Bahadır. Armağan. Armağan deyince niyeyse aklıma hep hüzün geliyor. Anne hiç bitmeyen yas benim için. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç tanenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hepimizin tanıdığı isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Tuğba Erdem. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl geçiyor günleriniz? Günlerimiz güzel geçiyor. Çalışarak geçiyor. İyiyiz bu ara. Pandemiyi atlattık çok şükür diye düşünüyorum artık ülkece ve dünyaca. Kötü günler geçirdik. Çok zordu bizim için. Özellikle oyuncular için. Feci geçti denebilir. Sahneye çıkamamak, mesleğinizi yapamamak da çok zordu. Onları atlattık çok şükür. İnşallah artık bu sene bu iş bitsin diye düşünüyorum. Kışa güzel güzel başlayalım istiyorum yani. Güzel bir istek. Umarım bu isteğinize de kavuşursunuz. İnşallah. O zaman biraz daha sizden bahsedelim istiyorum. Edelim. Hikayenin en başına dönelim o zaman. Kimliğimizin ilk oluştuğu döneme, yani çocukluğa. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Valla açıkçası çok güzel bir çocukluk geçirmedim. Ebeveynlerimi çok erken yaşta kaybettim. Annemi 3 yaşımda kaybettim. Babamı ergenlik çağında kaybettim. O yüzden de çok böyle parlak, mutlu bir çocukluğum olmadı. 15 yaşında, 14 yaşında İstanbul'a geldim abilerimin yanına. Ve oradan sonra da hem okul hayatım hem meslek hayatım devreye girdi. Benim için 14-15'ten sonra başlıyor diyebiliriz hayat. Ama çocuklukla ilgili pek bir bilgi alamadık. Yani... Söylenecek çok bir şey yok. Benim için çok ağır dönemlerdi. Yani annemi trafik kazasında kaybettim. Çok hiçbir zaman bize açık açık söylenmemesine rağmen bir tren kazasıydı. Ya beni ya abimi kurtarmak için kendini feda etti. Bu çok ağır bir şey zaten ve onun yokluğu da çok ağır bir şey. Benim açımdan öyle yani. Hani ben şu an 40 küsur yıl oldu onu kaybedeli ama yası hala içimde. Yani hiç tanımadığınız, hiç hatırlamadığınız biri nasıl yürür, nasıl güler, nasıl konuşur, neden hoşlanır, ne rengi sever, ne yemeği sever hiç bilmediğiniz biri ama öyle köklü bir sevgi var ki arada, bir bağ var ki o hiç bitmiyor onun sevgisi ve özlemi ve hasreti. Öyle olunca da tabii çok şen şakrak bir çocukluk olmuyor maalesef. Hüzünle ve mutsuzlukla geçen bir çocukluk oldu benim için de. Ama bugünlere geldik sonuçta. Peki diğer aile bireyleriyle aranız nasıldı? Biz 3 anneden 6 kardeşiz. Babamız 1, 3 tane annemiz var. Benim annem vefat etti. 2 annemiz hala hayatta. Hatta bir tanesi şu an benim de annem. Babamın ilk eşi. Abilerimin ve ablamın annesi. Ben 14-15 yaşlarında onların yanına geldim. Ve biz kardeşler, 2 annemiz, kız kardeşim var benden sonra. Ben 5 numarayım. 6 numaranın annesi var. Biz hep birlikte kocaman bir aileyiz. İlişkilerimiz çok iyi, çok sağlam. Bizde öz, üvey gibi kavramlar hiçbir zaman olmadı. Yani kan bağına inanmam diyemem, kan bağına inanırım. Fedakarlığa, sevgiye, iyi insan olmaya inanırım. Onların sevgisiyle, biz yani annemizin sevgisiyle kocaman bir aile olarak hayatımıza devam ediyoruz. Güçlü bağlarımız var kardeşler olarak. Üvey annelerimize de bağlarımız güçlü. Artık arkadaş gibiyiz hatta. Mutluyuz. Güzel. Mutluluğunuzun devamı hep birlikte diliyoruz biz de. 14-15 yaşında sanırım İstanbul'a gelmiştiniz. Evet. Ama o dönem kendi başınıza, kendi ayaklarınızın üzerinde durmak zorunda olduğunuz dönemlerden geçmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Nasıl bir dönemdi? Size tek başına ayakların üzerinde durmak nasıl bir histi? Bunu sormak istiyorum. Yani o zamanlar çok korkutucuydu. Çünkü... Evinizden kalkıyorsunuz, işte bambaşka insanların, hiç tanımadığınız insanların yanına geliyorsunuz. Tabii bugün söylediğim şeyler o zaman bizim
bilinçli olarak bildiğimiz şeyler değil, daha çocuğuz. İşte anneniz olmayan birine anne diyebilmek, işte senede bir gördüğünüz, abileriniz de olsa, ablanız da olsa gördüğünüz kişilerle tekrar tanışmak o yaştan sonra. Kız kardeşiniz geride kalmış, onu düşünmek, onunla bağlarınızı devam ettirebilmek. Yani ve bir yandan da tabii hayatı yaşayabilmek kolay değildi. Yani çok korkutucuydu. Çok da zorlandığım dönemlerdi benim. Ama işte dediğim gibi yani oradaki sıcaklık, sevgi, herkesin birbirine kenetlenmesi, tekrar hissettirilen, hep kaybettiğiniz, hiç yaşamadığınız hatta bir güven duygusunun tekrar size verilmesi. Bunlar yavaş yavaş işte yaralı kalpleri sarmaya başlıyor. O sevgi çemberi o günleri hafifletmeye başlıyor, o günlerin acısını. Korkularınızı yenmenize sebep oluyor. Hep korkuyorsunuz hayatta ama adım atabiliyorsunuz en azından. Yani çünkü yani yaşamda mutluluklarımız çok az. Aslında acılar daha fazla ve aslında tek değilsiniz. Birçok insan sizin gibi, hatta sizden daha büyük hikayelerin içinde yaşamaya çalışıyorlar, tutunmaya çalışıyorlar. O insanların da varlığını gördükçe, o insanların da hikayelerini dinledikçe tek olmadığınızı anlıyorsunuz. Bu da size ayrı bir güven veriyor. Ve başarabileceğinize inanıyorsunuz öyle bir ortamda. Ve öyle de devam ediyorsunuz. Yani o yüzden benim için hayat hep 14 yaşından sonra başlamıştır. Aslında küçük de olsa bir kırılma anı gibi. Tabii yani kırılma anları çok var hayatımızda. Ama işte, oraya da geleceğiz. Yani birçok insandan daha erken ayakta durmayı öğreniyorsunuz. Güçlüklerle savaşmayı öğreniyorsunuz. O güçlükleri yenebileceğinizi öğreniyorsunuz. Çok küçük yaşta bunlar size çok devasa şeyler gelebiliyor. Ama adım attığınızda en azından altında kalmadığınızı, çıkabildiğinizi görüyorsunuz. Yani öldürmeyen şey güçlendiriyor aslında. Ve böylelikle yani bir oyun gibi düşündüğünüzde birinci level, ikinci level, bir üçüncü level'ı da görebilirim. Dörde de geçebilirim. 20'yi, 30'u, 40'ı da bulabilirim. Noktasına geliyorsunuz. Artık o sizi biraz güçlendiriyor hayata karşı. Tabii zorlukları da var yani. İnsanlara güvenmekte zorlanıyorsunuz. Birçok temel duyguyu yaşamakta zorlanıyorsunuz. Ama bu bir survivor yani. Tam olarak öyle. Bahsettiğiniz oyun metaforu aslında gayet güzel bir metafor. Ama siz yaşıtlarınızdan biraz daha o level'lara erken sıçramışsınız gibi. Evet. Daha çabuk. Peki o günkü Tuğba'ya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söylemek isterdiniz ya da bir şey söylemek zorunda olsanız? Ya çok şey söylemek isterim aslında o günkü Tuğba'ya ama daha cesur ol demek isterdim belki. Daha mutlu ol demek isterdim. Çünkü zaman geçiyor ve kaybettiğiniz yıllara baktığınızda aslında bu sadece kötü çocukluk meselesi de değil ya da işte kötü bir dönem meselesi de değil. Aslında üzüldüğümüz, kırıldığımız o kadar çok şey oluyor ki hayatta ama işte bir dönüp baktığımızda veya ölüm fikri hayatın içine girdiğinde o kadar basitleşiyor ki her şey. Aslında ne gerek varmış yani bu kadar üzülerek geçirmişim. O zamanlarıma yazık olmuş, onları daha farklı değerlendirebilirdim diyebiliyorsunuz. Veya işte o kişiye kırılmasaydım da hani daha farklı bir şeyler yaşayabilirdik diyebiliyorsunuz. Yani işte çok ciddiye alma hayatı derdim belki de. Da şu an buldum bunu. İyi oldu. Güzel oldu. Çok ciddiye alma. Evet. Çok küçük yaşta büyük sorumlulukları taşımak zorunda kaldınız. Bir döneme bakmış olduk böylelikle. Peki yaşadığınız en büyük kırılmayı ne olarak tanımlarsınız? İstanbul'a gelişim olarak tanımlarım. Dediğim gibi hayatıma tekrar başladığım dönemdir. Olumsuz kırılmalardan hayatımızı değiştiren olumsuz olaylardan bahsettik. Bu olumsuzluklar yerine biraz daha olumlu kırılmalara bakalım o zaman. Olumlu olarak işte oldu dediğiniz bir an var mı? Valla benim için 7 numara aslında o. Çünkü 7 numara benim için sadece bir iş de değildi. Yani benim geçirdiğim belki de hayatımda en güzel 4-5 yıldı 7 numara. Yani ilk kamera deneyimimdi. Orada bir level atlattı benim için bu işin tutmuş olması ve ilerlemiş olması bölümlerce. Çok önemli insanlarla çalıştım, çok önemli şeyler öğrendim, çok eğlendim, çok mutlu olduğum günlerdi. Evet, ya yaptığım en güzel şey diyebiliyorum 7 numara için, bu dizi için. Ne anlam ifade ediyor sizin için 7 numara?
her şeyiyle, söylemek istediğim şeyi söylediğim, mesleğimde ilerlememe, çok şey öğrenmeme sebep olacak çok fazla insan ve çok fazla deneyim yaşadım. Bana çok şey kattı 7 numara. Yani insan olarak da çok şey kattı, oyuncu adayı olarak da çok şey kattı. Tam anlamıyla yani işte huzurumun olduğu, mutluluk yaşadığım, sevdiğim insanlarla beraber olduğum. Yani bizde şey çok önemlidir. Benim için öyle en azından. Bir işe başlarken ben ilk önce parasını düşünmem veya bana getireceği maddi gelirleri veya işte artıları düşünmem. İlk önce yani o işi iyi yapabilir miyim? Kimlerle yapıyorum? O işi yaparken mutlu olacak mıyım? Bizim için kulis çok önemlidir çünkü yani oyunda da böyledir. Setlerimizde de böyledir. Kuliste mutlu olursanız, kuliste arkadaşlarınızla, iyi bir iletişiminiz oyuncu arkadaşlarınızla varsa yaratıcılığınız da gelişir, rahatlar, özgürlük alanlarınız olur. Gergin bir ortamda üretmek çok zordur yani. Yani daha mutlu olduğum insanlarla birlikteydim. Aynı zamanda tiyatro yapıyorduk birlikte, turne geziyorduk. Ya paylaşımlarımız gerçekten çok güçlüydü o zaman. İşte Engin Hoca'yla, Şebnem Sönmez'le birçok insanla çalıştık. Onların bize ustalıkları çok önemliydi. Büyük ustalar bizim için. Yönetmenlerimiz öyleydi. Haluk Bener, Sadullah Çelen. Çok önemli insanlar. Kişisel olarak da öyle, mesleklerinde de öyle benim için. Zaten senaristi Oya Yüce ve yapımcımız, tiyatromuzun da genel sanat yönetmeniydi. Çok çok özel bir zamandı 7 numara. Ve zannediyorum o bizim yaşadığımız özellikte yansıdı seyirciye. Güzel. Şimdi bir sorum daha var. 7 numarada her şeyi bilen ama kırılgan olan, bir yandan da yaşına göre olgun bir karakteri canlandırmıştınız. Sizi küçücük de olsa tanıma fırsatı buldum ben ve aslında sizin karakterinize de bu karakter biraz yakın gibi duruyor. Size benzeyen birini, bir karakteri canlandırıyor olma hali nasıl bir histi? Nasıl artıları eksileri vardı? Şimdi tabii belki daha da kolaylaştırıyor çünkü tanıdığınız, bildiğiniz yerden sorulmuş gibi oluyorsunuz. Yani çok bambaşka bir tipi ya da karakteri oluşturmaktan daha kolay belki. Armağan benim biraz egzajere halimdi. Yani tamam ben de yaşam içerisinde bana mesela arkadaşlarım o dönem general derlerdi. Yani hani o grubun dışarıda da sosyal hayatta da bir organizasyonu yapılacaksa ben yapardım, bir şey yapılacaksa bana o görev verilirdi, bilinirdi ki o yapılıp gelinecek yani. Disiplinli biri. Çok yani zaten Tuğba eşittir disiplindi yani tanımım arkadaşlarım arasında. Evet onlardan daha sorumluluk sahibiydim çünkü hayat beni öyle bir noktaya getirmişti. Yani ben Benjamin Button gibiyim yani böyle biraz yaşlılıktan başlayıp şu an gençleşiyor gibi bir durumum var. Şu an biraz daha salmış durumdayım hayatı. O zaman daha çok ciddiye alırdım her şeyi. O yüzden de tabii ki sorumluluğu bana zaten yapabilen varken veriliyor biliyorsunuz ya da işte gönüllü oluyor insanda zaten. Evet armağan benim biraz egzajere halimdi. Yani işte ben bu kadar kuralcı değilim. İşte o kadar okulda çok başarılı bir tip değilim. Yani okulu sevmezdim hatta yani hiç uyuşamadım okulla. Çok başarılıydım aslında ama sevmezdim yani. Yani öyle bir durumum vardı. Kolay belki bir yandan. Bir yandan da tabii ki yüzleşiyorsunuz birçok şeyle. Yani ay ben böyle miyim ya? Buraya gider miyim ben? Yaşlılığımda böyle olur muyum falan gibi şeyler de getiriyor. Yürü canım. Aslında kendinize yakın bir karakterle çalışmak, daha doğrusu onu canlandırmak diğer insanlardan daha ünlü olma halini de getirdi. Daha çabuk tanınıyordunuz o dönem diye hatırlıyorum ben. Yani aslında bizim ekibimizde herkes biraz kendinden bir şey taşıyordu. Oyan bizi tiyatrodan da grubu olduğumuz için biz çok iyi biliyordu, tanıyordu da. O yüzden de biraz da bizim ilk de deneyimimiz olduğu için muhtemelen bizi biraz da kollamak için yani yapmıştır bunu. Bize yönelik, herkesin kendi karakterine yönelik yazıldı zaten roller. Ben hatta
karalar bağlamıştım. Beni kimse sevmeyecek. Ben hiç eğlenceli bir karakter değilim. Bu kadar kuralcı, bu kadar sıkıcı birini niye sevsin seyirci diye üzülürken bir baktım ki tam tersi çok olmuş. Büyük bir sevgi oldu. Evet, tam tersi oldu. Hatta hepimiz şaşırdık diyebiliriz yani. Evet. Hatta çocuklarına sanırım bütün ebeveynler örnek olarak gösteriyordu sizi. En çok çıkış yapması beklenen isim de o dönem sizdiniz. Çünkü herkes sizi gösteriyordu. İşte tam tersiydi aslında. en az çıkış yapması beklenen kişi bendim galiba. Rol olarak tabii ki. Ama oyuncu olarak. Sizinle o dönem aynı projede yer alan Çağlar Çorumlu gibi, Olgun Şimşek gibi isimler şu an biraz daha bu konuda daha ön plandalar. Evet. Siz bu konuda geri kaldığınızı düşünüyor musunuz? Yok, hayır, düşünmüyorum. Çünkü bu dünyada da böyle yani. Show business dediğimiz şey televizyon bambaşka bir popülariteliğe götürüyor oyuncuyu. Yani çok fazla oyuncu biliyorum. Sinema, televizyon yapmayıp sadece tiyatro yapan ve çok yetenekli ve çok kariyerli oyuncular. 2012'lerde, 13'lerde bir araştırma yapıldı. Bir üniversite yaptı bu araştırmayı. Türkiye %99 kişi televizyon seyrediyor. %1 tiyatroya gidiyor. %0.1 falan gibi opera, bale falan devam ediyor. Seyirci zannediyor ki, ya mesela ben de yolda karşılaştığımda, çok fazla televizyonda çalışmıyorum ben. Tiyatro yapıyorum. Her yıl yaptım yani, 25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Her yıl mutlaka bir oyun oynadım ben. Ve seslendirme yönetmenliği yapıyorum. Yoksunuz, bıraktınız mı işi diyorlar mesela. Yani çünkü izledikleri tek şey televizyon olabildiği için bir tiyatro kariyerini anlamlandıramıyorlar belki de. Yani bıraktığınızı zannediyorlar. Halbuki bizim için mesleğimiz devam ediyor. Sadece sektörümüzün içinde disiplinimiz farklı. Çağlar çok yetenekli bir arkadaşımız. Zaten bu yetenekle keşfedilmesi an meselesiydi zaten. Çok da mutluyum onun olduğu yerden. İnşallah kendisi de çok mutludur. Ki bildiğim kadarıyla öyle. Olgun Şimşek'e gelirsek, Olgun Şimşek zaten bizim 7 numara dönemimizde zaten kariyer sahibi bir oyuncuydu. O yüzden yani Olgun için çok bir şey söylemiyorum ama bizim tayfa diyeyim, tayfanın içinde evet, Çağlar, Özlem de şu an 80'lerde oynuyor. O da çok iyi bir dizi orada. Yani biz her birimiz istediğimiz alanlarda kariyerimize devam ediyoruz. O yüzden ben kendimi geride kaldım gibi düşünmüyorum. Yani ben geridelik hissini Hollywood'a baktığım zaman hissediyorum. Yani orada bir planın içinde olmayı çok isterdim yani. Bunu da başka bir gün, başka bir zaman konuşalım. Öyleyse şöyle diyelim. Birçok insanın sizi tanıdığı, hatta rol model olarak düşündüğü 7 numarayı konuşmuş olduk. Ama 7 numaradan hemen sonra bir diziniz daha vardı sanırım sizin. Ters Köşe. Ters Köşe. Orada hem kadın hem de erkek rolündeydi. Evet. Devin Deniz. Evet. Bir kadın olarak bir erkek rolünü oynamak nasıl bir histi? Neler düşündürdü sizi? Şöyle, erkek oynamayı çok seviyorum ben. Kabare Taksim diye bir grubumuz vardı bizim 7 numara zamanında. Ben orada skeçlerden birinde erkek oynuyordum. Ters Köşe'de Ayça arkadaşımızın, yani 7 numarada Ayten rolündeki arkadaşımızın projesiydi. Onu bir yapım firması kabul etti. 7 numara ekibiyle birlikte olmasını istediler. Çünkü 7 numara bitti, biter bitmez büyük olay oldu. İşte tekrar başladık biz falan. Herhalde tarihte tektir bu. 75'te bitirmiştik. Yani bana söylenen, TRT'nin artık tuvaletlerine kadar telefon geldiği ve hani 7 numarayı tekrar istiyoruz diye. Ve biz bir 13-14 bölümümü tekrar yaptık. 92'de bitti. Üstüne de Ters Köşe, yani bu ekiple bir şey daha yapılsın projeleri geliştiriliyordu sürekli. Ve Ayça'nın işte kadın erkek projesi de oradan çıktı aslında. Ben erkeği oynamayı çok sevdiğim için orada da çok o skece, o oyuna çok gülünüyordu. Seyirci çok beğeniyordu. Oradan böyle bir şey çıktı, Tuğba yapar diye. Çok zordu, o bir sitcomdu çünkü 50 sayfayı her gün ezberlemek. Acayip zor bir işti. 60 bölüm çektik biz. Bizden bir 120 daha istedi TRT. Yapamadık. Zorluğundan kaynaklı yapamadık. Gece 3'te eve gidiyorduk. Sabah 7'de geliyorduk. Benim 50 sayfada da her yerde lafım var. Hepsini ezber olmam gerekiyor. Yani
Böyle bir şey artık insanüstü bir noktaya gelince bıraktık. Ama çok keyifli, erkek oynamayı çok seviyorum. Kariyerinize tam bugün başlıyor olsaydınız neyi yapardınız ya da neyi yapmazdınız? Ben konservatuvara girmeyi çok istedim. Alaylı bir oyuncuyum ben, konservatuvar okuyamadım. Çünkü ilk yani 600 kişiden 20 kişiye düştüm fakat 5 kişiye düşemedim ilk sene, girdiğim sene. Ve tek istediğim şey konservatuvara girmekti. Fakat ikinci senede maalesef maddi durumlardan dolayı çalışmak zorundaydım. Çünkü bir babamız, annemiz, bir şeyimiz yoktu başımızda ve herkes kendini geçindirmek zorundaydı. O yüzden de ikinci sene bir daha deneyemedim. Ben başa dönseydim konservatuvar sınavlarını herhalde biraz daha, birkaç kez daha denemek isterdim yani. Peki reddettiğiniz için pişman olduğunuz ya da keşke içinde yer alsaydım dediğiniz bir proje var mı? Yani kendi dönemimde değil ama işte Ertem Eğilmez kadrosunun içinde olabilseydik, o filmlerin içinde olabilmeyi çok isterdim Yeşilçam'da. Tiyatroda da işte Deve Kuşu Kabare'nin içinde olmayı, o grubun içinde olmayı çok isterdim. Oyuncular için hep çok prestijli bir iş yapıyorlar ama çok zorlanıyorlar algısı var insanlarda. Setlerde veya eski işlerinizde çok zorlandığınızı gördüğünüz arkadaşlarınız oldu mu? Ya da o tür bir yaşantıya şahit oldunuz mu? Tabii ki. Yani ömrümüz boyu zorlanmakla geçti. Tiyatroda ayrı, televizyonda ayrı, sinemada ayrı. Maalesef sektörümüz endüstrileşemediği için bir türlü kuralsızlıklar içerisinde, bir jungle içinde çalışıyoruz biz. Saatlerce çalışıyoruz. Ben mesela bir sette akşam hava karardığında başlayıp sabah aydınlanana kadar üstüme yağmur yedim. 12 saat sırılsıklam çalıştım ve hiç durmaya vaktimiz yoktu. Çünkü bir ikinci günümüz yok, çekmek zorundayız. Yani durayım, kalkayım, üstümü biraz ısıtayım, kendimi ısıtayım, bir kahve içeyim gibi durmuyoruz. Sabaha kadar çekim yaptık. Artık iki tane itfaiye bitti, yerden çekilmeye başlandı. Sabaha kadar sırılsıklamdım ben. Yani biz hep çok zor şartlarda çalışıyoruz. 36 saat yüzümüzde o makyajla, uyumadan, gözlerimiz açık, aynı adrenalini koruyarak çalışmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir algı var, oyuncular çok kazanıyor, öyle bir durum yok. Yani bu ülkede bunu kazanan belki 50 kişi bile yoktur, böyle çalışan. Genellikle maddi zorluklar içerisinde çalışıyoruz. Birçok firma paramızı ödemiyor. Birçok firma paramızı 8 hafta, 10 hafta, 13 hafta sonra ödüyor. Siz o sete gidip gelebilmek için, o sürede hayatınızı geçindirebilmek için borç almak zorunda kalabiliyorsunuz. Her projeye sürekli seçileceksiniz diye bir durum yok. 10 bin tane oyuncu var, oyuncu olmayan ajanslardan bir sürü arkadaşımız var. Çok fazla insan var. Ve siz mesela bir sene evde oturabilirsiniz. Yani o bir sene sizi sübvanse edecek parayı kazanamıyorsunuz. Sosyal şeyiniz yok, sigortanız yok, hiçbir şeyiniz yok. Emekli olamıyorsunuz. Aslında bu iş o anlamda çok zor bir iş. Oyuncular bu durumu nasıl kabulleniyor? Nasıl bir psikoloji var setlerde? Çünkü çok aşığız işimize. Yani işimize çok aşığız. Ben Oyuncular Sendikası'nın kurucusuyum aynı zamanda. Çeşitli üniversitelere akademik çalışmalara katılıyoruz. Bizlere anketler gönderiyorlar. En son yapılan bir ankette ne sorulmuşsa artık bu meslekle ilgili hep olumsuz cevap vermiş bütün oyuncular. Çok sıkıntılı durum. Finalde dünyaya gelseniz bir daha aynı şekilde oyuncu olmak ister miydiniz diyor. Kesinlikle evet. Hiçbirinde hayır yok. Tutkuyla açıklayabileceğimiz bir şey. Bu başka bir şey olamaz. Yani deli işi demelerinin sebebi bu olması gerekiyor. Yani evet, yani delice bir şeyi istemezseniz bu kadar yapmazsınız. Delice istediğimiz için yapıyoruz. Delice sevdiğimiz için yapıyoruz. Peki bu döneme gelelim o zaman biraz daha. Melisa Şen olsun, Afra Saraçoğlu, Boran Kuzum gibi birçok yeni isim artık dizilerin ana odağı. Sizin yeni nesil oyunculardan çok beğendiğiniz, kendinize yakın bulduğunuz bir isim var mı? Çok beğendiğim isimler var tabii ki. Yani bizim çok iyi oyuncularımız var. Mesela Farah Zeynep Abdullah, mesela Gökçe Bahadır. Ben çok severim. Yani birçok oyuncu arkadaşım için böyle isim vermek istemiyorum. Hoşlanmıyorum da bunu böyle vermekten. Çok yetenekli oyuncu arkadaşlarımız var. Bu işe çok emek veren arkadaşlarımız var, çok var yani. O zaman başka bir bölüme geçelim. Size birkaç kelime söyleyeceğim ve aklınıza gelen ilk cevabı verin lütfen. Lord of the Rings. Çok isterdim oyuncusu olmayı.
Yani belki binlerce kez 3 filmi de arka arkaya izliyorum. Türkiye'nin en iyi dublajı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dublaj dişi olduğunu düşünüyorum. Orijinal izlemiyorum. Dublajcısını izliyorum. Çok güzel bir iş. Bakırköy Gençlik Kültür Merkezi. Aa, ilk tiyatroya başladığım yer. Armağan. Armağan deyince niyeyse aklıma hep hüzün geliyor. Neden hüzün geliyor olabilir? Çünkü onun da hikayesi zor bir hikayeydi. Hatta bir bölümde çok çarpıştığı, bir kendisiyle çarpıştırıldığı bir sahne vardı. Orada duydukları yazdığı zaman o abla çok ağlayarak okumuştum yani. Ezberlerken ağladığımı hatırlıyorum. Bir yağmurlu sahne miydi? Yağmurlu sahne değildi. Sarp diye bir dışarıdan bir çocukla bir gece geçiriyordu. Onun ona söylediği, çünkü aslında aynen, sen busun. Sen bunu bu yüzden yapıyorsun, sen bunu bu sebeple böylesin dediği bir tirat vardı. O tam yüz yüze geldiği bir tirat. İşin en kolayı üzerine sorumluluklar almak. Ciddi ve ağırbaşlı olmak. Ne gerekiyorsa öyle davranmak. O zaman onaylanmamak gibi bir korkun yok değil mi? Böyle birini beğenmeyecek tek bir insan bile çıkmaz. İdeal armağan. Anaç, güçlü, güvenilir, kararlı. Kimse armağan gibi birini kaybetmek istemez. Tabii o zaman da armağan da onları kaybetmez. Aslında neyin için, neden yaptığını çok iyi açıklayan. O yüzden armağan bana hüzün ifade ediyor açıkçası. Anne? Anne hiç bitmeyen yaz benim için. Başka bir bölüme daha geçebiliriz öyleyse. Bu bölümümüzün adı tek kelime tek cevap. Okan Selvi. Can arkadaşım. İki oldum. İki oldum. Arkadaşım. Canım arkadaşım. İstanbul. Aşk. Tiyatro. Hayat. Voleybol. Tutku. Tutku? Kız kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Yaşında, 14 yaşında İstanbul'a geldim. Abilerimin yanına. Ve oradan sonra